Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Player Optimik'ten ve Epic Paket'ten açılımlar gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle Player Optimik'ten bir açılım gerçekleştirelim. Buradaki haklarımızı tamamlayıp geriye kalan eFootball paralarımızla buradan açalım. Inter paketinden ben açılım gerçekleştirmiştim. Çok da güzel paket açılımı olmuştu. Fakat ekran kaydını aldığımda bir baktım ortaya kadar almamış. Simsiyah ekran. Tam güçlendirme yapmaya başladığım andan itibaren görüntü kaydetmeye başlamış. Çok kötü olmuştu. Defra'yı ikinci paket açılımına çıkarmıştım. Hakan Çalhanoğlu geç gelmişti. İçeride 107 tane isim kaldı. Burada Lautaro Martinez var. Yine de bir şansımızı deneyelim. Tabii çıkarması zor olacak. Çok fazla futbol paramız kalmadı ama yine de denemiş oluruz. Paramızın sonuna kadar gidelim. Ama bir Player Optimik açılımını gerçekleştirelim. Burada farklı futbolcular var. 3 tane güçlendiricili isim. En azından buradan gelen futbolcuları kadromuza alıp denemeye çalışalım. Artılarını, eksilerini görüp sizlerle paylaşmak istiyorum ben de. Geçen hafta çıkardığımız isimleri ben kullanmıştım. Fakat orada Cunha çok beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi. Bu hafta güçlendiricisi ne yazık ki çalışmıyor. Neredeyse son bir haftadaki maçlarımın %90'ında diyebilirim. İlk 11 oynattım. Çok ısrarcı davrandım. Gayet de güzel oynadı. E-Futbol Ligi'nde oynadık. 3. 2. klasmanlarda bayağı maça çıktım. Geçen hafta 97 idi. Bu hafta 96'ya düştü. Güzel bir futbolcu. İlk 11'de her zaman kullanmasak da yedeklerde tutabiliriz. Oyuna sonradan dahil edebiliriz. Rakip ceza sahasına yaptığı güzel koşular. Bitiriciliği gerçekten güzeldi. Bir ofansif orta saha için çok güzel bitiriciliği var. Forvet'te dahi kullanabiliriz kendisini. Santrafor'da, GF'de, açıklarda oynayabilen bir isim. Geçen hafta çıkardığımız oyuncular içerisinde en çok beğendiğim Jorginho'yu da ben beğendim. Oyuna sonradan dahil ettim. Yani kadrodan da çıkarmadım. Kullandım. Diaby'nin de ofansif orta saha kartı vardı. Zaman zaman bazı maçlarımda onu da kullanmaya çalıştım. Jorginho bu haftacı. Onun da güçlendiricisi bu hafta ne yazık ki çalışmıyor. Bu haftaki Player of the Week'e baktığımızda çok yüksek seviyeli isimler de var. Çok düşük seviyeli isimler de bulunuyor. Şimdi aşağı tarafta 90'lıklar falan var. Yukarı tarafta Erling Haaland güçlendiricisiyle 101. Bellingham güçlendiricisiyle 101. Rice da güçlendiricisiyle 100 seviyeye kadar çıkmakta. Hernandez stoperde de sol bekte kullanabiliyoruz bu kartını. Bruno Guimaraes var 97'ye kadar çıkıyor. Bastoni var 97. Mesela Orsolini çok yüksek seviyeli değil ama özellikleri dengeli dağılmış. Birçok özelliği 80'in üzerinde. Orsolini gelirse de dizilişimize uyuyorsa kullanırız. Keşke göbekte oynatabildiğimiz bir şekliyle de olsaydı. Şu anki dizilişimiz kanatlı değil, açıklı da değil. Dizilişimize pek uymuyor ama onu da denemek için en azından diziliş değiştiririz. Kim gelsin? Erling Haaland gelsin. Güçlendiricili bu kartını deneriz. Bellingham gelsin, Rice gelsin. İlk üçünü saydık zaten. Orsolini çok abarttık isterken ama biz isteyelim bakalım Konami verecek mi? İmkansız gibi bir şey bu 4 ismi çıkarmak. Bakalım kaçını çıkaracağız. Bir keresinde ama olmuştu. İlk 3 sıradaki futbolcu gelmişti. Galiba lahmacun hesabınaydı. Gerçekleşir mi aynı şey? İlk gelen futbolcu kim olacak? Şimdi ben ilk üçlüyü istedim. Konami son üçlüyü vermese. Arsenal takımına gittik ve Rice geldi. 41 numaralı. Çok iyi. İstediğimiz isimlerden birisi geldi. Güçlendiricili Rice. Ben de severim böyle savunması güçlü orta saha futbolcularını. Şimdi ikinci açılım. Paramızla ücretsiz harika futbolcuya tek attık. Şimdi e-futbol paralarımızda kimler gelecek? İkinci gelen futbolcu. Hangi lig? İngiltere Ligi. Aha Onana geldi. Hiç adını anmamıştık. Hiç kullanmayacağımız futbolcu geldi. Kaleci Onana. Bu kartın da yakalaması da bayağı bir düşük. Farkındalığıyla refleksi yüksek ama yakalama değeri maksimum halinde bile 70 küsürdü. 80'i görmüyordu. Ne yazık ki istediğimiz futbolculardan bir tanesi gelmedi. İstediklerimizden birini çıkardık. İki tane hakkımız kaldı. Erling Haaland, Bellingham. Üst üste ikisi gelir mi? Olmadı. Hadi Orsolini merak ediyorum. Orsolini gelsin. Sanki Real Madrid İngiltere Ligi oldu. Bruno Guimaraes. Diğer hesabımda benim Guimaraes'in iki tane kartı vardı 97'ye çıkan kartı. O hesabımda bayağı bir kullanmıştım ben Guimaraes'i. Bu arada Rice'den sonra ikinci defansif orta sahamızı çıkardık. İçeride Erling Haaland, Bellingham hala duruyor. Theo Hernandez'i vermesin bize. 99'luk kartı vardı hediye edilen. Bastoni de gelmesin. Aşağıdakilerden hiçbiri şu ana kadar gelmedi ama gelebilir. Hadi be Konemi. Bir Erling Haaland'ı tıklasak bir de Bellingham'a. Hangisi gelsin? Bellingham gelsin. Artık son.
Player Optimic paketini tamamlıyoruz. Başlangıcı çok güzel yaptık Rice'la. Finali de İtalya Ligi 7 numara Orsolini ile yaptık. 4 futbolcu istiyordum. Onlardan bir tanesi de Orsolini. Yani 4. sıraya yazmıştık kendisini ama istediğimiz futbolculardan 2 tanesini çıkarmış olduk. Özellikleri güzel, dengeli de almış. Merak ediyorum nasıl oynayacak ama benim diziliş pek kendisine uygun değil. Kanatlı ya da açıklı dizilişte kendisini kullanırız. Şimdi 1540 e-futbol paramız kaldı arkadaşlar. Buradan deneyelim. Evet, çok fazla futbolcu var. 107 tane. Martinez'i çıkarmak kolay olmayacak. 2 tane epi'yi çıkardık buradan. Belki çıkarırız. Çok fazla renkli kartta var. Bir tane 900'lük açabiliriz. Geriye kalanı 100-100 şeklinde devam edebiliriz. Bastık gitti. Verir mi Martinez'i? Yok. İçerisi yeşil yanıyor. Kim gelecek? Umarım Martinez'i bugün çıkarırız. İçeride Turam da iyiydi. 28 numara. Pavar geldi. Stoper futbolcusu. Sağ bekte de kullanabiliriz ama bu kartı biraz daha stopere daha uygun tasarlanmış. Oyun tarzı hücumcu defanstı galiba. Tek bir renkli kart futbolcu geldi. Pavar'a şöyle bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam hücumcu defanstı. Ben hücumcu defanslarla çok oynayan birisi değilim normalde. Sağ bekte ve stoperde kullanabiliriz. 6 tane hakkımız kaldı. Tek tek ilerleyelim. İçeride 97 tane isim. Hiçbiri gelmedi. Sağ kanat 3 yıldızı normal kart futbolcu. Konami bir sürpriz yapsa da verse keşke. Ama içeride o kadar futbolcu var ki arkadaşlar, vermeme ihtimali daha yüksek. Denedik bir şeyler ama ne yazık ki vermedi. Serdar Azmun santrafor. Sona doğru ilerliyoruz. Henüz daha Konami'den bir sürpriz yok. Hani Lotaro'yu vermeyecekse bari Turam'ı verse. 99 Turam'ın en yüksek seviyeli kartı. Vermeyecek gibi ama yine de insan içinde bir umut oluyor. Son 100 futbol paramız. Bastık gitti. Vermedi. Tek Pavar'ı çıkardık renkli kart. Onun dışında hiçbir şey vermedi. Zaten 2 tane epi erkenden vermişti. Lotaro'yu galiba bayağı bir sonlara saklıyor gibi. Player of the Week açılıma baktığımız zaman da Rice'ı kullanırız ilk 11'imizde kullanacaksak. Orsolini de dizilişime pek uymuyor ama o tarz bir dizilişte kullanırsak ilk 11'de olmasa da yedeklerde belki tutabileceğimiz futbolcu. Şimdi 2 tane dost geldi. O kötü oldu. Yerleştirelim. Sonra kaleci Onana. Yine de deneyelim Onana'yı. Pek kullanmam ben Onana'yı ama yine de kendisine ilk maçlarda şans verelim. Artılarına eksilerine bakmaya çalışırız. Sağ kanat futbolcumuz ve Rice. Şimdi Rice'ı şöyle kenarda kiminle değiştirelim? Delik'le değiştirelim. Ortaya çekelim. Rice'a baktığımız zaman güçlendiricisiyle birlikte 100 seviyeye kadar çıkmakta. 1.85 boyunda, 24 yaşında, tam ortası. Özelliklerine baktığımızda top kontrolü iyi. Sıkı top tutması var. Alçak tempası, yüksek tempası defansif orta saha için çok iyi. Güçlendirici orada da çalışıyor. Duran topu kullanabilmekte. Kafası 73. Defansif özellikleri gerçekten güzel. Hızlı değil. 76 hız, 70 hızlanma değerine sahip. Şut gücü 85. Fiziksel temas dayanıklılığı çok iyi. Zayıf ayağını nadiren kullanıyor ama etkili kullanmakta. Form durumu değişmez. Becerileri bunlar. Savunma bakımından çok önemli becerilere sahip. Güçlendiricisi alçaktan pas, yüksekten pas, falso ve şut gücünde işe yaramakta. Onun dışında güçlendiricili oyuncu çıkarmadık ne yazık ki. Onana'nın yakalaması düşüktü. 1.90 boyunda hücumcu kaleci. 79 yakalaması var. Ancak refleksi iyi, farkındalığı 89. Boyu da iyi, 1.90. Zıplaması 77. Uzanması da 89. Form'da bir deneriz arkadaşlar nasıl oynuyormuş. Bruno Guimaraes de orta alevi futbolcu, sırıtmayacaktır. Ben diğer hesabımda bayağı bir kullanmıştım bir zamanlar. Orkestra şefi. Şöyle baktığımız zaman pasları gerçekten çok güzel. Savunması da iyi seviyede. Hız hızlanması 74-76. Dayanıklılığı 89. Zayıf ayağını kullanırsa etkili kullanmakta. Bazı becerileri de bunlar. Maça göre belki Rice'la ikisini yan yana da yerleştirebiliriz. Farklı oyun tarzları olmuş olur. Orsolini'ye bakacak olursak 96 seviye. 96'nın tam hakkını verecek futbolcu. Yaratıcı oyun kurucu. Keşke ofansif orta sahada da en yüksek haliyle oynayabilen şekliyle olsaydı. Ya da göbekte. Diziliş değiştirebiliriz onun için.
Birçok özelliği iyi seviyelerde arkadaşlar. 80'in üzerinde. Savunmayı saymıyorum hücum bakımından. Gayet güzel özellikleri var. Hız hızlanma değeri de iyi. Şut gücü de var. Bitiriciliği nasıldı? Bitiriciliği de var. 85. Ofansif farkındalığı kaçtı? 81. Harika. Hani açıkta diziliş falan kullanırsak da deneyebiliriz kendisini. Çalımda da çift vuruşu var. Ayağının dışını kullanabiliyor. Mücadele ruhu var. Gelişine şut var. Dalan şut olsaydı bir de iyi olurdu. Yerin ortası da bulunuyor. 96 seviyeli ama faydalı olabilecek bir futbolcu. Kunya'yı geçen hafta çok denedik güçlendiricili bir şekilde. Bu hafta ben yine ama devam ederim. İlk 11'de belki başka isimlere şans veririz ama C formunda da Kunya nasıl oynuyor onu da merak ediyorum. Ben beğendim. Kunya'yı çıkan arkadaşlar varsa, oynatıyorlarsa ya da beğenmedilerse yorum yazarak bizlerle paylaşabilirler. Ben Kunya'dan memnunum. Rakip ceza sahası içerisine koşuları, bitiriciliği falan gayet güzel. Pasları da öyle kötü değil. 3 forvet gibi oynuyoruz yani. Kunya da sağ olsun oyun tarzından dolayı rakip ceza sahasına da bayağı bir girdiği için hücumlarda çok işime yarıyor. İnşallah sizler de en çok istediğiniz futbolcuları çıkarmışsınızdır arkadaşlar. Sizlere kim geldi? Çıkardığınız isimleri oynatma şansınız olduysa artıları eksileri nelerdir bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.